Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz Frostpunk 2'nin erken erişimine. Katıldık ve nasıl bir oyun olmuş buna sizinle beraber göz atmak için bugün karşınıza çıktım. Videoyu beğeni aklınıza koysanız diye sevinirim diye ekleyeyim ve şimdi ilk bakışımızı atacağız gerçekten. Yani ben tabii ki önden birazcık baktım. Oyunda da ne gibi değişiklikler var, bunu doğru düzgün hem anlatabileyim hem de beraber tekrardan göstererek size de anlatabileyim diye. Şöyle bir kısaca bakayım dediğim şeyde bile bayağı bir vaktimi almayı başardı. Bu bir erken erişim. Oyunun deluxe versiyonu satın alanlar bir hafta boyunca deneyebiliyor olacak. Bu videoyu izlediğiniz tarihten biraz sonrasına kadar, ki o da 22 Nisan'a kadar diye hatırladığımı ekleyeyim. Şimdi nasıl yapacağız? Tek tek aslına bakarsanız ne var bu erken erişimin içerisinde? Ondan başlayalım. Hikayeye dair hiçbir şey yok. Burada da görebileceğiniz üzere kilit var story kısmının üstünde. Dil ile alakalı da birazcık settingine bakarken konuşacağız. Niye İngilizce olduğunu orada anlatacağım. Utopia Builder Preview isimli. Aslında oyunun böyle sonu gelmeyen Endless modu diyebileceğimiz modda 300 hafta kadar oynayabiliyoruz. Onu da söylemekte yarar var. Settings'e geldiğimde de otomatik olarak ayarlarda her şeyi ultra high'a aldım. Normalde upscaling falan da var, TSR, FSR vesaire falan, ama hani 60 FPS'e kitleyip oynayacağım için bunlara ihtiyaç duymadım. Ayrıca frame generation vesaire de kullanıyor. Eğer ki Nvidia ekran kartınız varsa vesaire. Bunlarla bir sıkıntı yok. General kısma geldiğinizde bunda çok fazla bir ayar şimdilik yok. Bunların artacağını ben tahmin ediyorum. Yani tabii ki Celsius üzerinden gittik sıcaklıkları göstereceği şekilde. Ses ayarlarında müziği birazcık hani ortalamaya aldım ki sound efektler, ses efektleri daha fazla duyulsun. Oyunun erken erişim tarafında İngilizce ve Çince sadece var. Ama şunu da biliyoruz, oyun tam sürüme çıktığı zaman Türkçe dil desteği de olacağı söylendi. Steam sayfasında da zaten bu şekilde yazıyor ama erken erişim tarafında henüz dil desteği gelmiş değil. Bu değişiklikleri okey dedikten sonra hadi Utopia Builder Preview diyelim ve esas daha da ilgileneceğinizi düşündüğüm kısma gelelim. Oyunun Endless modunda Ambition, yani ya birazcık yazılar küçük, yazıları büyütme şeyi settingde yoktu, ayarlarda yoktu. Gördünüz yani, olsaydı açacaktım arkadaşlar ama maalesef yok. Biraz idare etmeniz gerekecek, telefondan izleyenler kusura bakmasınlar. Şimdi burada Ambition kısmında sol tarafta aslında şey kullanacak, yani bu bir dediğim gibi sonu olmayan bir mod olduğu için bir yine hedef koyabiliyorsunuz kendinize. Kolonizasyon settingi var. Ayarı var. Onun haricinde her ne kadar seçtirmiyor olsa da ütopya kurma, nüfus hedefleme gibi bir de zenginlik gibi şeyler de, görevler de seçip oynayabiliyorsunuz Endless modda. Yani daha doğrusu en azından tam sonra çıktığında oynayabileceksiniz. İşte yani nüfusta 80 bin nüfusunuzun olmasına kasıyorsunuz. Prosperity'de ya bol bol yiyeceğiniz vesaireniz olmasını falan sağlıyorsunuz. Herkese ev falan sağlamaya çalışıyorsunuz. Ütopya'da bayağı hem nüfusu hem ciddi kolonileri kurmanız gerekiyor. Yiyecek ve işte yakıt kolonileri vesaire falan gibi şeyler koymuşlar. Ama bizim bugün oynayabildiğimiz kolonizasyon modunda bir yiyecek kolonisi, bir yakıt kolonisi, materyal kolonisi ve Frostland'de, yani bizim kurduğumuz şeyin, şehrin dışındaki yabanda diyeyim hadi ona. Nasıl çevirecekler Frostland'ı acaba, çok da merak ediyorum. Buz tutmuş diğerler falan gibi uzun bir şey yapmazlar diye tahmin ediyorum. Neyse, önemli değil. Toplamda 50 bölgeyi keşfetmemizi istiyor Ambition olarak. 300 haftada bunu tamamlamak kolay mı bilemiyorum. Ben açıkçası yaklaşamadım bile. Bunun sebebi açıkçası yani şey, bunu normalde oynamayı tercih etmem. Burada hemen zorluklara geçeyim geri gelmişken. Oyunu ben Hard'da oynuyor olsam da Extreme de işin içerisinde bulunuyor ama Extreme bu ön gösterimde, ön incelemede, preview build'da, erken erişimde olmadığı için Hard'da oynuyorum. Bunun haricinde topluluklar şeklinde bir seçenek de koymuşlar. Toplamda 4 farklı seçenek var. Şey pardon, 3 farklı seçenek var. Bir de random seçebiliyorsunuz. Lordlar ve işte düşünenler, düşündürürler daha doğrusu. İşçiler ve tüccarlar ve makinistler ve forager'lar, yani şey, toplayıcılar diye belki de çevirmek gerekiyor. Tam olarak nasıl çevirdiğini artık zamanla göreceğiz. Bu toplulukları seçebiliyorsunuz. Bu toplulukların her birinin birazdan da göreceksiniz bir takım şeyleri var. Ne derdi onun adına, karakteristikleri var. Makinistler ve forager'larla oynayacağımız için hani kabaca söylemek gerekiyorsa makinistler daha teknoloji ağırlıklı olarak hani geleceğini kolonizin ya da işte şehrinizin geleceğini teknolojiye bağlı biçimde sağlam alabileceğinizi düşünüyorlar ve buna göre şeyler geçirmenizi istiyorlar. Kanunlar vesaire geçirmenizi istiyorlar. Uygulamayı göreceksiniz. Çok uzun girmeye gerek yok. Forager'larsa birazcık daha hani insanın sert doğasının açıkçası bu soğuklara karşı gelmesi gerektiğini falan söylüyorlar. Toplamda haritalara da baktığımızda bunlar artabilir. Yine sadece bir tanesi var. Windswept Peaks'te oynayabiliyoruz ama onun haricinde Broken Shore, Fractured Gorge ve Horizon isimli 3 farklı, yani şey daha da var, harita daha da var. Dördüncüsüyle, yani daha doğrusu ilk birincisiyle oynayacağız biz. Toplamda 4 tane olduğunu tekrar da söylemekte yarar var. Pekala,
Çok da fazla diğer açıklamalarını falan da çevirmeye çalışmayacağım. Zaten Türkçe çıktığı zaman anlaması kolay olacak diye o kadar kısmına girmeyeceğim ama bu ayarları göstereyim istedim ki oyun tam sürüme çıktığı zaman en azından Utopia Builder denen sınırsız modda neler olacağına dair böyle bir teaser olsun istedim. Pekala, her şey tamam, harda da almışım. Hadi begin diyelim ve başlayalım. Açıkçası dediğim gibi ben böyle 3-4 sefer hani şeyden de hata yapmaktan da korkmadan da bayağı yok olacağımı bile bile oynadığım birkaç denemem oldu. Oyun hakikaten zor. Ama şey de söyleyebilirim ki oyun gerçekten bir şehir yapma ve yönetmeden ziyade bir politik simülasyona da dönmüş durumda. Yeni bir başlangıç. Dünyanın sonu insanları değiştiriyor, bizi değiştirdi. Yani toplayıcılar soğuk toprakların şartlarına bir şekilde, doğal bir şekilde adapte olmaya çalışanlarız. Makinistler ise ilk kurulan şehirleri kuranların şeyleri, selefleri, halef mi deniyordu? Halefler, yani onların soyundan gelenler. Şehrin açıkçası bakımını yapanlar vesaire vesaire. Bizi sonuç itibariyle yönetici olarak seçiyorlar. Çünkü nüfus artışı çok yükselmeye başlamış durumda ve kaynaklar da azalıyor. Hepimiz daha iyi bir geleceğin hayalini kuruyoruz ama bu geleceğin neye benzediği konusunda anlaşamıyoruz. Zaman içerisinde gerilim de artıyor, radikaller de ortaya çıkmaya başlıyor. Politik ortamda başarıya ulaşmak bizim challenge'ımız olacak. The city must not fall diyerek de başlayalım hadi artık. İşin hikaye kısmını, oyunun hikaye kısmını bir kere de bırakıp artık Frostland'ı kolonize etmeye başlayacağız. Şimdi ne takım değişiklikler var görecek, göstererek anlatmak gerekirse hemen şöyle şu anda söylediği üzere zaten bir başlangıçta böyle bir minik tutorial'la falan da başlatıyor. İlk birkaç adımınızı da size söylüyor. Ben girer girmez şöyle bir oyunu durduracağım. Şöyle bir genişçe bir göstereyim bölgemizi. Bayağı geri çıkabildiğimiz gibi epey büyütebiliyoruz. Şöyle baktığınızda gördüğünüz üzere sınırlarımız belli. Bu sınırların ötesine kazarak çıkabiliyoruz. Buna da Frostbreak, yani işte buz kırıcı diyebileceğimiz şeyle çıkıyoruz. Siz söyleyin adını. Özellikle çıkıyoruz. Bu Frostbreaking yoluyla şurada da görebileceğiniz Heat Stamp isimli yeni para birimimiz var arkadaşlar. Heat Stamp'ler sayesinde bunu bildiğiniz para olarak kullanıyoruz. 50 Heat Stamp karşılığında Frostbreaking yapabiliyoruz ve burada da doğrudan doğruya ortaya çıkmış olan bu altıgenler şeklinde gösterilen harita üzerinde tile'ları, yani bölgeleri, altıgenleri seçerek şey yapıyoruz. Hem binalarımızı hem yeni district'larımızı, ki onlara da birazdan gireceğiz, yapabiliyoruz. Buradan Frostbreaking aracılığıyla şöyle 8 tane seçebiliyorum. Her seçtiğimde görüyorsunuz, bakın mouse'un etrafında da şeyler de doluyor. 5.'si doldu şu anda. 6, 7, 8 şeklinde bunları genişletebilirim. Bu birincisiydi. Sonra bu tarafta materyalleri görebiliyorum. Bunun haricinde şöyle alta bastığım zaman hem şehrin bir kısmına birazdan gireceğim. Burada mesela Fertile Ground denen kısımda yiyecek bulabileceğimiz bir bölge var. Buraya da bir mahalle kuracağız. Burada zaten materyal kısmı var. Burada materyaller de çoğalmış durumda. Bunun haricinde Old Way Station denen bizim şey tarafına çıkmamızı, yani Frostland'e çıkmamızı sağlayan bölgeler var. Oraya da başka bir istasyon kurarak keşifler yapmaya başlayacağız. Ama çok acele etmeye gerek yok. Öncelikle mesela bizim ana district'imizi, Central District, merkezi mahallemizi şöyle göstereyim. Burada artık arkadaşlar tek tek bina kurma diye bir olay yok. Mahalleleri kuruyoruz. Mahallelere de binaları ayrıyetten seçiyoruz gibi bir noktaya gitmişler. Şu alt köşede de görebileceğiniz, bakın, forager'lar ve makinistler olmak üzere iki tane community ile başladık. Ama bu community'ler zaman içerisinde de artıyorlar. Mesela toplumun, yani nüfusumun %49'u makinistmiş, %51'i de forager imiş. Bunları da mutlu etmek gerekecek. Bunlarla beraber, şimdiki tabii daha başında olduğumuz için seçenekler açık değil. Bunlara da açıldığı zaman daha detaylı bakacağız. Bunlarla da etkileşime girebiliyoruz ki zaten girmemiz de gerekiyor. Şimdi buradaki Frost Breaking'i yaptık. Şurada da baktığımda... Ne kadar yaptığımızı görmüyoruz niyeyse, ilginç bir biçimde. Pekala, çok mesele değil. Şöyle... Şurayı da açayım. Onun dışında başka da bir şey kalmadı gibi duruyor. Bununla beraber yavaş yavaş district'ları yapmaya başlayabilirim. Burada da otomatik olarak görebileceğiniz üzere bizim yaşadığımız problemleri ya da kontrol etmemiz gereken durumları burada görebiliyoruz. Mesela soğukla alakalı shelter'ımız olmadığı için hemen burada görebileceğiniz üzere yeteri kadar shelter'ımız yok. 153 isteniyormuş, 90 tane var. 63 kişi boşta diye gözüküyor. Dolayısıyla yaşanabilir mahalleler falan yapmak gerekecek. Onu da nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle sağ alta geldiğimizde district'lar ve hub'lar diye bir seçenek var. Buraya geldiğimiz anda housing district'ler
Food District'lar, yani yiyecek mahallesi, Extraction, malzeme çıkartma yeri ve endüstriyel mahalleler falan gibi mahalleler var. Ben bir tane şuraya hemen bir Food District yapayım, yiyecek mahallesi yapayım çünkü ihtiyacımız olacak. Bu da mesela her ne kadar stockpile'ımız, yani depolarımız dolu olsa da hızlıca tükenecek olduğu için hemen üretime şuradan başlayalım. 6 tane seçmemiz gerekiyormuş en az. Şöyle 6. burayı seçmeyelim. Buradan böyle bir geçiş olur belki. Şöyle 6. olarak da burayı seçeyim. Buraya bu yapıla duracak. Hemen ondan sonra Housing District dendiğinde mesela kaç kişi Housing District sağlıyormuş, ev sağlıyormuş bu? 200 workforce, pardon construction için o önemli değil. 20 shelter, yani en azından 3 tane Housing District yapmam gerekiyor ki, hatta 4 tane yapmam gerekiyor ki şeye gelsin. Ama heat stamp'im de çok fazla olmadığı için bütün paramı harcamak istemiyorum ona. Şimdilik 2 tane yapıp bırakacağım. Bununla beraber hangi mahalleyi nereye yaptığınız ayrı bonuslar sağlayabiliyor. Mesela jeneratör yakınlığından ötürü artı 5 ısı avantajı sağlayabiliyormuş. Şöyle yapayım, bir dakika dur. Ayrıyeten de bakın noktalarla yanında sağlanan bir bu artı 5 ısıdan nasıl, yani ne kadar yararlanabileceğini gösteren bir şey de bulunuyor. Onun 3 nokta olduktan sonrasına şöyle salabilirim, bu tarafa doğru uzasın. Bir tane daha Housing District yapayım. Burada stamplar da haftalık 13 sağlanıyor. Artı 13 ileri görebiliyorsunuz. Bütün her şeyinizi artık arkadaşlar bir de buradan takip ediyorsunuz. Mesela heat için 70 isteniyormuş ısı. 70'ini de sağlıyormuş jeneratörümüz. Onda bir sıkıntı yok. Ama mesela yiyecek 201 lazım. 200 burada çıkartıyoruz. Güzel. Ama artacak zaman içerisinde bu. Pardon. 201'in 181'ini şeyden, depodan kullanıyoruz. Yani yiyecek aslında yavaş yavaş azalıyor diyebiliriz. Kömüre baktığımızda günlük 70 kullanıyor. Bu da depodan kullanılıyor falan diye detaylarını buradan görüyorsunuz ki bunları kontrol etmeniz epey önemli. İlk oyuna göre birazcık daha da basit de diyebilirim aslında. Şöyle yaparsak daha bir iyi olabilir mi? Nearby housing dendiği zaman yani bütün bonuslardan da mümkün mertebe yararlanmaya çalışıyorum. Bir de böyle yaptık mıydı? Tamam, artı 5 artı 5, güzel. Bunlardan yararlanmak zorundayım çünkü yararlanmadığım takdirde problemler yaşamaya başlıyorum. Hasta oluyorlar vesaire vesaire. Mümkün mertebe yani bütün yerleşiminiz bir puzzle haline de dönüyor. Hala daha oyunu oynatmaya devam yani etmedim bile. Onu da yine söylemekte yarar var. Şöyle de bir bakayım. Şurada da bir evet kömür bölgesi var. O kömür bölgesine de hızlıca ilerleyeceğim. İki tane kömür şeyi birden kurayım ki depoyla alakalı sıkıntı yaşamayalım. Şöyle tutorial'lara bakayım. Ben tutorial'ların hepsini işaretleyip burada disable'da edeyim. Bunları da anlatacağım. Bu şekilde başladık. Kabaca ne yaptık? Frostbreak ile hem sınırlarımızı hızlıca genişletmeye başladık ki kaynaklara ulaşabilelim. Şöyle burada da kaynaklar vesaireler var ama daha onlara gitmeye başlamadık. Onlara da gideceğiz. Sıkıntı yok. Hem de ardından ilk district'larımızı kurarak bir nebze olsun problemlerimizi çözmeye başladık. Üçüncü bir housing district de yapmaya çalışacağım ben galiba ya. Birazcık daha şey oynayalım. Bunlar housing... Şu tarafa doğru gideyim. Yakındaki housing district'lerden... Jeneratörün şeyinden niyeyse yararlanamadım. Ha şöyle gittiğim zaman... daha iyi. Hah, böyle olduğu zaman tamam. İkisinden de artı 5 artı 5 yararlanabildik. Tamamdır. Bunu bulmak için birazcık uğraştım. Güzel.
Şimdi onu da ayarladık. Yavaş yavaş aslında oyunu ilerletebilirim. Yavaş yavaş şöyle bir başlasın. Hatta biraz hızlı gidebiliriz başlangıçta. İlk şeyler bir tamamlansın. Ha, bakın ilk bölgelere ilerlemeler başladı. Şimdi şuraya hızlıca district'lerden extraction'ı koyayım. Altı böyle. Şuraya materyal çıkışı için yine extraction şeyi kuracağız. 1, 2, 3, 4, 5 alıyor. Şöyle bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha hızlı çıkartabilir. Üretimi daha hızlı yapabilir. Bir tane daha extraction şimdilik yapamıyorum. Biraz bekleyeceğim. 120 mi gerekiyormuş heat stem? Tamam. Şöyle bir artsın. Bir kısmı tamamlandı. Shelter 3 kişiye sadece yetmeyen bir shelter'ım var. Yapacak şimdilik onda bir şey yok. Ya 120'yi gördük. Şöyle bir durdurayım. Hemen şuradan bir extraction district daha diyerekten buradan itibaren bir tane daha kömür şeyi kuracağım. Hemen şöyle arttıracağım. 1800'de workforce'umuz var. Scraping the barrel with heat. We are safe now. Tamam. Bunu ayarladık. Şimdi housing district. Genişletmemi istiyor. Şimdi böyle siz söyleyin adına. Mahalleler yaptıktan sonra bu mahalleleri de yine heat stem karşılığında genişletiyoruz. Ki genişletmemiz de gerekiyor. Ardından da işte research institute yapacağız. Ki zaten en temel şeylerden bir tanesi. Siz söyleyin adına ihtiyaçlardan bir tanesi. Şurada housing kısmında otomatik olarak görebiliyoruz. Bu binaların olayı şu. Birazcık yavaş yavaş zamanda da ilerleyebilir. Çünkü şeye de ihtiyacım olacak. Aynen 50'yi geçmesi gerekiyor. Unmet demand for goods. Good işte şey bulmam gerekiyor. Endüstriyel. Evet. Tamam, geliri şey sağlayamadığım için, ihtiyaçlardan bir tanesini sağlayamadığım için maalesef ki yeteri kadar para kazanamıyorum. Bunu sağlamam gerekiyor. Hızlıca bir tane endüstriyel district yapabileceğim bir dünyaya geldiğimde o problemim ortadan kalkacak. Çalışan bulmak gerekecek falan filan. Olur, olur. Onları da yerleşimini iyi yapmam gerekecek. O kısma geldiğimde konuşuruz. Şimdi şöyle tekrar göstereyim. Ya da mesela şundan da gösterelim. Alta bastığım zaman otomatik gösteriyor. Bakınız. Empty building slot. Şeylerin. Siz söyleyin adını gene. Mahalle. District gibi durmamaya çalışırken mahalle kelimesini unuttuğum için uğraşıyorum. Önemli değil. Şimdi mahalleleri geliştirdiğim zaman mahallelere binalar yapabiliyoruz. Empty building slot diyor. Bu bir şey. Malzeme çıkartma. Kaynak çıkartma mahallesi olduğu için otomatik olarak bir bina ile bina yapılabiliyor. Ancak housing district'lere yani ev mahallelerine, ev yapılan mahallelere doğrudan doğruya bir tane bina yapamıyoruz. Expand etmemiz gerekiyor. Yani genişletmemiz gerekiyor ilk önce. Onu da hemen şöyle genişleteyim. Biraz hızlansın. Hem paraya da ihtiyacım var. Sağladık mı? Sağladık. Çok güzel. Otomatik olarak yeni bir bina slotumuz ortaya çıktı. Upgrade ettiğim için. Ama şu anda bunu yapabilmek için yine benim paraya, heat stamp'e ihtiyacım var. Isı neyi derler ona? Stamp ısı pulu mu? Isı karnesi de denebilir belki. İhtiyacım var. Birazcık bekleyeceğiz. Bakalım. Biraz hızlandıralım. Paramız biriksin. Problemler çıkmaya da başladı. Bu ne diyor mesela? Gelecek için stockpiling yani depolamayı anlatıyor. Problem yok depolamayla alakalı. Zaten depolayacak kadar bir şey üretemiyorum henüz. Bakın burada mesela suçun artmasının sebebini de otomatik olarak ürün hani üretememeye bağlamışlar. Bunu üretmeye başlamam gerekiyor hızlıca. Industrial District'te önce bunu mu yapsam ya 120 heat stamp'e? Acele etmeyip stockpiling biraz gördüğünüz üzere şeyim artıyor. Kömür kaynağım depolarım dolmaya başladı. O tarafa yüklendiğimiz için iyidir. Isılar düşecek. Yine burada sağ üst köşede klasik ilk oyunda olduğu gibi görebiliyorsunuz ısıların düşeceği dönemleri vesaireleri.
hemen şuradan bir Industrial District yaptığımda da... Aa dur, ondan önce şey yapmam gerekiyor. Benim buraları açmam gerekiyor. Çok ileri gitmek için oynamaktan ziyade size mekanikleri göstermek için oynayacağım. Özellikle burayı açtım. Bir yandan da buraya doğru gitmeye de çalışıyorum. Industrial District için biraz gene beklemem gerekecek. Bu Industrial District'i böyle yapmaya başladığım zaman bakın otomatik olarak bir şeyler üretilebilen ve hani bir şeyler çıkartan, malzeme çıkartan bölgeleri komşu yaptığımızda şeyler azalabiliyor. İş gücü şeyleri azalabiliyor. İhtiyaçları azalabiliyor. Bunlar güzel avantajlar. 3'te 3'e denk geldi. 3 tanesiyle komşu olduğu zaman problem kalmıyor. Şöyle bu tarafa doğru gitsin bu da. O da yapıla dursun ki good. Yani ürünler de üretmeye başlayalım. Burada otomatik olarak spending ve stockpiling diye de minik minik yazıyor. Okuyabiliyor musunuz? Eğer mobilde yazıyorsanız okuması biraz daha zor olabilir gerçi de. Neyi depoluyorsunuz? Neler çıkıyor? Neler düşüyor daha doğrusu? Onu görebiliyorsunuz oradan. Ne ya da neler stabil? Onu da görebiliyorsunuz doğal olarak. Şu an surplus 2. Tamam güzel. Herkesin evi olduğu için soğuk problemimiz kalmadı şimdilik. Yine para gelsin diye bekliyorduk. Sanıyorum yok 100 mü lazımdı? Tamam 100 heat stamp olduğu zaman yine göreceğiz ne olacak ne bitecek. Çok fazla materyal kullanıyoruz ama yerine yenisini koyamıyoruz. Bunu genişletecek olsam şuraya kadar. Burayı açmadık değil mi? Neyse. Şöyle de bir şey var ya. Burayı da şimdiden açayım. Biraz ağırdan alıyorum. Oyunun daha bu ağırdan almamın şöyle bir avantajı var. Henüz daha gelişmiş olan şeyleri de ne derler odanında politik aşamaları da görmeye başlamadık. Bunu birazcık geciktirmek avantajınıza olabiliyor. Çünkü bu elemanları mutlu etmek de mutlu tutmak da inanılmaz zor olabiliyor. Stockpile depleted. Neyim bitti? Tamam. Bir tanesinin depoladığımız şeyi bitti. Evet, materyallerimiz sona ermiş. Daha fazla materyale ihtiyacım olacak. Bu taraftaki materyallere de yükselmek gerekecek de henüz yeteri kadar iş gücüm de yok. O da bir problem. Pekala. Haydi bakalım. Şu an Research Institute'ü artık yapabiliyorum. Araştırma enstitüsünü yapabiliyorum. O da yapılsın. Daha gelişmiş mekaniklere de geçmeye başlayalım ufak ufak. Güzel. Ahmet diyor ama empty slot var bunun da. Üretimi de arttıracağım. Materyalleri de gerekiyorsa arttıracağım. İlk research'larım birazcık onlarla alakalı olabilir. Haydi bakalım. Different ideas. Araştırma enstitüsünün etrafında iki toplulukta bir araya geliyor. Mekanistlerle forager'lar. İkisi de kendi fikirlerine göre şey yapıyorlar. Hani tartışmaya giriyorlar. Bir tanesi diyor ki işte kömür çıkartmak için şunu yapalım. Diğeri diyor ki bilmem ne bilmem ne. Bana seçeneklerimi göster dediğimde otomatik olarak fikir ağacımız açılıyor arkadaşlar. Buraya baktığınızda seçebileceğiniz mesela coal mine'larla alakalı otomatik olarak. Bu arada bundan başka bir şey seçemiyor muyuz ya şu noktada? Bir saniye şuraya baktığımda research coal mines diye zaten bunu görev olarak vermişti. Tamamdır tekrar şuna geri döneyim. Burada benim seçtiğim. Aslında ikisini de bu arada şey yapabiliyorsunuz, araştırmasını yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir problem var. Hani sonuç itibariyle ikisini de kullanamıyorsunuz. Binalarını da yapsanız bile zaman içerisinde bazen şey olabiliyor. Forager'ların mesela yöntemini seçtiniz. Mekanistler demeye başlıyor ki ikisini de araştırdığınızı varsayıyorum. Gerçi ikisini de araştırmasanız da bunu yapabiliyorlar. Diyor ki mekanistler... Ya sen gittin bu dust coal mine'lardan kurdun. Bunları yık. Yoksa senin bir sonraki aşamadaki işlerine ki göreceksiniz kanun yapmaya başladığımızda destek vermeyeceğiz, oynamayacağız, karşı olacağız falan. Burada biraz politik şeyler de ortaya çıkmaya başlayacak. Ama o da bir sonraki aşaması. Buradan bir hareketle baktığımda daha az
60 materyal istiyor ama. Bu daha az materyal istiyor. Daha çok iş gücü istiyor. İş gücü, yani disease de artıyor. Galiba şimdilik ben mekanistlerden yana bunu alacağım ama para yetmiyor diyor. Tamam, biraz bekleyeceğiz para biriktirene kadar. Tamam. Şimdi 50'yi topladık. Mekanistlerden ya da yok ya, forager'lardan yana olacağım. %51 şehrim bunlarla şey yapıyor. Hadi bakalım. Ne olacak göreceğiz. Bu tabii zaman alacak. 10, 20 hafta alıyor bunun şey yapması. O esnada paramız birikir. Paranın birikmesinden de öte para biriksin, para biriksin. Şey de yapmamız gerekecek. Binayı da kuracağız çünkü. Onunla kalmayacak olay. Yiyeceğimiz bittibitiyor.com. Evet, tamamlanmış. Herhangi bir stok var. Bir tek şeyimiz var. Kömürümüz var fazla fazla. O güzel. O güzel. Ha, daha bak işte daha soğuk bir şeye geçtiğimiz anda tüketimimiz arttı. 24 günlük depolanmış kömürümüz varmış. Bu biraz bizi idare edecek. 24 gün mü sadece ya? 3 ha, pardon, 24 hafta pardon. Kaç hafta sonra 110. haftada gibi gözüküyor. Biz şu an tam net bir biçimde görmüyor. Ya şu sol üstte yazıyorum. 60'tayız. 110. haftaya kadar 50 hafta boyunca idare etmesi gerekecek. Daha da fazla şey yapacak. Neyse. Yeni bir bina yaptığımız zaman muhtemelen yine ya stok paralımız artmaya başlar ya da orada çözeceğiz onu. Onu da kontrol edeceğiz. Şimdi burada ne istemiş? 1603 kişi daha geldi şehre. Şahane. Sayım yapıldı. Nüfusla alakalı şöyle bir şey var. Gene benden ötürü çok gözükmüyor olabilir. Şöyle yavaş yavaş oyun aksın fark etmez. Nüfusumuzun artışı burada bizim yaşadığımız problemlerin sayısına göre değişebilen bir şeye dönüyor. Olaya dönüyor. Eğer ki ne kadar sıkıntınız varsa nüfusunuz o kadar artıyor. Hem yeni insanlar gelebiliyor, hem de çocuklar büyüyorlar vesaire vesaire. Dolayısıyla problemlerinizi çözmek ekstradan da önem arz ediyor diyeyim. Ve hani şu an yeni gelenlere yer yapmak gerekecek. Hemen bir tane housing district yapacak olsam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niye? Ne? Inaction derken? Yapıyordum. Görevi herhalde çok fazla erteledim. Başımıza bu geldi. Önemli değil. Aynı kısımları daha hızlı bir biçimde yapayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Muhtemelen şeyi çok erteledim. Beklettim. Siz söyleyin adını. Kömür şey yapmaydı. Onun geri saydığını görmedim. Normalde görevlerin sol üst köşesinde geri sayım da oluyor. Belli bir tarihte yapmanız gerekiyor. Olduğunu fark etmedim. Peki daha öncekilerde demek ki ucu ucuna yapmışım. Sıkıntı yok. Daha evvel yaptığım bir taktiği bu sefer daha yavaş yaptığım için tutturamadım. Önemli değil. Şimdi kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, evet şurada bu arada hakikaten diyormuş ne kadar zaman kaldı. Az evvel onu ya, önceki seferlerde de az zaman olmadığı için ben muhtemelen birazcık daha da yavaş aldım şeyde videonun başında. Bundan ötürü bir sıkıntı yaşadık ama dert değil. Yine benzer aşamaya kadar getirdim. Şu anda bir yandan yine şeyler, kömür madenleri inşa ediliyor. 3 aşağı 5 yukarı benzer bir şey de yaptım. Sadece henüz acele etmedim. Sadece 2 tane mahallesi kurdum. Şeyi de kurmadım. Siz söyleyin adını. Endüstriyel mahalleyi de kurmadım. O birazcık bana hem zaman kazandırdı. Birazcık daha temkinli oynayayım istedim. Hem de kaynak elimde birikeceği için bir sıkıntımız da kalmayacak gibi gözüküyor. Progressimiz artıyor. Slightly increased by cold. İşte yeni şey evde yapmadığım için hastalananlar falan oldu. Bu sefer de böyle bir sıkıntı yaşamaya başladık. Ama yapacak bir şey yok şimdilik. Bir tane daha housing district şu an yapabilirim aslında ya. Yapayım. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bütün artlarından yararlanıyor. Buranın heat konusunda olayı nedir? Eksi 5 jeneratör. Tamam, güzel. Yerlerini iyi ayarlamışım.
Coal Mine ne kadar kaldı? 9 hafta kaldı. Tamam, bir sonraki aşaması için de hazır olacağız gibi. Bir tane ben aksilik olmazsa Industrial District'i istiyorum. 29 hafta kaldı. Okey. Sıkıntı yaşamayacağız diye ümit etmekteyim. Şu an herkese yetecek kadar da evim var. Soğuk problemimiz kalmayacak. Bunlar da ortadan kalktı. Nüfusumuz da arttığı zaman şahane olacak. Şimdi görev dediğim research'ümüz, araştırmamız tamamlanmak üzere. Tamamlandığı anda bir sonraki aşamaya da geçebileceğiz. Güzel. Yaptığımız research sayesinde otomatik olarak bunlarla aram da iyileşti. Çünkü forager'ları seçmiştim. Bir problemimiz yok. Şu anda yeni yaptığımız şeyi de inşa etmem gerekecek. Hemen şurada binalara girdiğimde extraction'da ne kadar yapılıyormuş? 80 heat stamp'e. Olur, hızlıca yapabilirim bunu. Bunu hızlıca yapabilirim. Ne kadar vaktim var? Ne kadar sürüyor bunu yapması? Ne kadar sürdüğünü yazmamış. Birazcık zamanı daha şey kullanabilirim. Az bekleteyim. İlk önce bir tane kaç şey var? 21 haftada 160 şey gelecek. 80 var zaten. Az bekleyebilirim. Şöyle bir 15. haftaya kadar idare edeyim. Tamamlanmış olur görev. Zamanını da iyi kullanmak istiyorum ki çok bir problem yaşamayalım. Tamam, şey dümende arttı. Ama binada yapacağımız zaman sıkıntı olmayacak. Ben bunu yapmaya başlayabilirim. Endüstriyel district içinde para birikmeye devam etsin. Çok hızlı yapılıyormuş zaten ya. Konsey yapmamız gerekiyor. Aramızdaki farkları giderebileceğimiz bir mekan diyerek de böyle bir konuya girmişler. Şimdi en azından elimizde yeteri kadar, bir süre bizi idare edecek kadar kömürümüz var. Zamanı geldi deyip konsey yapalım deniyor. Bir tane konsey binası yapmak gerekecek. Kaç şey istiyor? 80 heat stamp. Hızlı yapmayacağım onu. Ne kadar vaktim var? 60 hafta. Çok rahat yetiştiririz. Ondan evvel ben dediğim gibi şey yapacağım. Research dediğimiz zaman researchlarda da ne varmış bakayım hemen. Soul mill mantıklı olabilir çünkü çok fazla şey kullanıyoruz. Bu sefer makinistlerle makinistleri yanlayıp buraya yapacağım bir bina olarak. Epey materyale ihtiyacım olacak. Materyali çok fazla şeyde kullanıyoruz çünkü. Daha fazla materyal çıkartabilirsek daha şahane olur diyerekten o bilgi şeyde, o idea'yı da, o research'ı da yapmaya başladım. Onlar yapıla dursun. Güzel. Absent diye de gözüken, yani hasta olanları da burada görüyorsunuz. Ama herhangi bir problemimiz şimdilik gözükmüyor. Kaç gün kaldı? Hafta kaldı. 51 hafta kaldı. 1613 kişi daha eklendi. Çok güzel. Bunları tabii yeni yerde yapmak gerekecek. Parayı acaba ona mı önce şey yapsam? Yok yok. Benim bir tane goods için, daha fazla gelir elde edebilmem için bir tane en azından industrial district yapmam gerekiyor. Bunu yap. Stockpile bitti. Tamam, önemli değil. Önemli değil değil gerçi. Önemli de yapabileceğim çok bir şey yok bununla alakalı şu an. Şuradan buna şey yapamıyorum. Şuradan mı yapsam? Aha, orada. Yok, iç içe yapacağız ya. 1, 2, 3, 5, 6. Bunu yapalım. Bir tane daha evde yapmam gerekiyor. Şu an storm artıyor ama bir kere daha soğuyacak hava. 1613 kişi daha da ya. İkinciye mi arttı ya bu? O da ilginç. Yok, hayır. Tekrar bir uyarısı çıktı sadece. Birazdan bu araştırma şeyi de bitmek üzere. Sawmill binasını da yapmak istiyorum. Bir ev de yapmak istiyorum. Ne kadar vaktim kaldı? 42 hafta. Sıkıntı yok. Yeni bir görev de şey yapmam gerekecek. Daha doğrusu kanun da geçirmem gerekecek. Onu da anlatacağım. Konseyi yaptığım zaman konsey mekaniklerini anlatacağım. Ama en azından o aşamalara gelene kadar birazcık böyle bir şey yapabildiğim. Burada artmış da oldu biraz. Şahane. Yani bir nebze olsun derlenip toparlanıyor mevzular. Önce bir tane bina yaparak konseyi yapayım ben bir ilk önce. Bu yapılırken
Biriken parayla da ondan sonra materyalleri de arttırabilirim. 170 fazladan materyale ihtiyacım var. O bir kısmen çözülecek ben buraya sawmill yaptığım zaman. Kömürle alakalı bir sıkıntım şimdilik yok. Tam dolacağı zaman muhtemelen şey gelecek. Daha soğuk dönem gelecek. Daha da az biriktirebileceğim. Konseyler açılmış oldu. Yeni kanunlar çıkartabiliriz diyor ama no active konsey diyor. Şuna tıkladığımızda ortaya çıkacak. İlk konsey session'ımız, seansımız yapılacak arkadaşlar. Buna tıkladığımız anda konseyimiz gözüküyor. Şimdi forager'lar ve mekanistler olmak üzere iki faction var. Bu faction'ların kabul ettikleri şey, yani toplamda pardon konseyimizde 100 tane şeyimiz var. Vekilimiz var. Bu 100 vekil olması demek şu demek oluyor. 51 oy alırsanız kanunu geçirebiliyorsunuz. 3 farklı şekilde, 3 farklı şeyde kanunlar bulunuyor. Bu kanunlar zaman içerisinde yavaş yavaş da açılıyor. Yaptığınız research'larla beraber de açılıyor. Ekonomiyi, hayatta kalmayı ve toplumu etkileyen şeyler alabiliyoruz. Bunlardan bir tanesini seçip geçireceğim. Herhangi bir şey istiyor değil mi? Tamam. Onun için de para mı lazım diye? Para yok dedim. Lan. Food editor mesela. İki tane. Burada şey de var. Her mesela resource kısmında food editive. Enforce no common rules. Herhangi bir şu an kanun yok diyor burada. Forged editive veya chemical editive olmak üzere iki farklı şey seçebiliyoruz. Bunlardan birini seçtiğimiz zaman buraya geliyor. Diğerini alamıyorsunuz. Researchlar gibi değil. Hepsini ben araştırayım ve yani ona göre kullanayım gibi yapamıyorsunuz. Researchlarda sonuçta bir iki farklı tarafın da desteklediği şeyi araştırıp iki farklı binayı farklı kaynaklara yapabiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Ama burada bir tane kanunu seçiyorsunuz ve ona şey yapıyorsunuz. Sabit kalıyorsunuz. Burada ne kadar da destek alacağını vesaire de görebiliyorsunuz. 38 kişi destekliyor diye buraya üzerine geldiğinde de gözüküyor. 30 kişi de henüz karar vermemiş durumda. O 30 kişiyi ikna etmesi de işin içerisine girecek. Ben ekonomide mesela basic necessities dediğimizde 31 kişi destekliyor. Pardon 31-59. Pardon hesitantları. Desteklemeyenleri söylüyormuş. Ben yanlış okudum az evvel. Onda bir sıkıntı yok. Free Essentials. Bu insanları daha memnun etmek için olabilecek bir şey. Bu da Heat Stamp falan ekliyormuş. Production, Resource Production Efficiency. Bu daha iyi olabilir. Bunu destekleyen 60 kişi desteklemiyor. Yani 40 kişi destekliyor diyebiliriz. Pardon 20 kişi destekliyor, 20 kişi desteklemiyor. Şöyle tıkladığımızda aslında daha rahat da görebiliriz ya. Aynen 20 kişi destekliyor, 20 kişi desteklemiyor. 31 kişi ikna etmemiz gerekiyor bu 60 kişi içerisinde. Bunu da arkadaşlar, ben bunu da yapayım. Heat stamp'i de arttıracak, resource production'ı da arttıracak. Negotiate dediğim zaman, bakınız. İki tarafa da bir takım şeyler sağlayabiliyoruz. Mesela desteklemelerini istediğimde otomatik olarak grant agenda. Bir sonraki kanunumuzu seçmelerine müsaade edebiliyoruz. Aynı zamanda aramızı da iyileştiriyor. Bir sonraki politikamızı expedition support olarak yapmayı da şey yapabiliyoruz. Research'ümüzde weather adjusted shifts gibi seçmemizi sağlayabiliyoruz. Yani sözünü vererek desteklemelerini sağlayabiliyoruz. Ama bu sözleri verdiğimiz zaman tutmakta zorunda kalıyoruz. Belli bir zaman içerisinde verdiğimiz sözü yerine getirmemiz gerekiyor. Expedition support'u aslında direkt de verebilirim. Weather adjusted shifts o kadar da iyi değil. Geri döneyim. Mesela tekrardan negotiate diyelim. Makinistlere söz verecek olsam onlar ne istiyor? Vote for dediğimizde Grand Agenda herkese her zaman zaten var. Dust Coal Mine'ı yık diyor mesela bak. İstemedikleri diğer tarafın yapmak istediği binayı yaptığınız zaman bunları yıkarak şey yapabiliyorsunuz. Destek isteyebiliyorsunuz. City Development Effort. City Development Effort'u Economy Community Service diye kısmında. Evet olur. Bunun sözünü vererek desteklerini alabilirim. Accept deyince 54 kişi artık destekliyor. Artık oylamaya da geçebilirim. Bir de ayrıyetten eğer ki aranız çok iyiyse Pressure Delegate diyerek hiçbir şey sözünü vermeden kanunu da geçirebilirsiniz. Ama birazcık aranızın iyi olmasında yarar var. Ondan önce şimdilik yeni başladığımız için çok ona girmeyeceğim. 54 kişi zaten destekliyor. Bunu mod deyince tamamlanmış olacak. Biraz artacak da şu an aslında devam ediyor şey. 71 kişi onay verdi. Tamamladık. Şehir düşmemeli.
tamamdır, yeni bir kanunu geçirdik vesaire falan diyor. Artık burada şeyi de, hani ilk elimizden tuttuğu aşamayı da kaldırdı ortadan. Şimdi oyunu bir gene durduracağım. Burada 10 haftada bir yeni bir kanun çıkartabiliyoruz. Burada da hemen verdiğimiz sözü görüyorsunuz. Makinistlere verdiğimiz söz Pass City Development Effort diye geçiyor. Bunu tekrardan tıkladığımızda, şimdi burada göstermiyor da Explore Love dediğimde, otomatik olarak bakın ekonominin yanında işte Promise diye böyle işaretini de çıkartıyor. Bu Community Service kısmında City Development Effort'u seçeceğim. Materyal output'um artsın diye. Ki hani üretimimi de arttıracak bir şey olduğu için gayet de güzel oluyor. Böylece hani herhangi bir şey süre sınırlaması kalan bir görevim kalmadı. Normal bundan sonrasında free oynayabiliyorum. Tabii şey, verdiğim sözleri de mesela 40 hafta içerisinde yerine getirmem gerekiyor. Bu hani 10 hafta geçtikten sonra hızlıca buna girişmem gerekecek. Bir yandan hadi bakalım paramızı birikmeye başlasın. Paid from paid essentials. Ha, güzel. Epey de para biriktirebilir hale geldik. Birazcık böyle bir geçelim. 24 kişi hasta gözüküyor. Tamam. Onu çözmek için mesela society dediğimde, pardon society değil, ekonomi, yok society de miydi? Ha, şurada hastaneler var. Hastaneleri iki tarafta istediği için çok bir sıkıntı olmuyor. Ama 50 şeyim yok. Tamam. Biraz bekleyeyim. 50 param olsun. Hemen şuraya girelim. Hastaneleri yapalım. Burada olay nedir? Ice Blooms for... Ha, yeni bir... Bakın zaman içerisinde de böyle yeni factionlarda kuruluyorlar. Ice Blood. Bunlar Forager'a normalde yakın olan, Forager'lardan bayağı bir destekçi toplayan elemanlar. Community Service tarafında Expedition Support istiyorlar vesaire falan gibi böyle kovaladıkları şeyler var. Bunları sağlamak için de, hani sağlayarak bunları mutlu etmek de gerekebiliyor zaman içinde. Şöyle bir durdurayım. Baktığınız zaman söz verebiliyorsunuz ekstradan aranızı iyileştirmek için. Aranız yeteri kadar iyiyse onlardan direkt heat stamp falan isteyebiliyorsunuz. Bunlar halihazırda beni desteklemiyorlar ama aramızda çok da kötü değil. Promote diyerek birdenbire şey yapabilirim. Hani kendime biraz bağlayıp onları kullanacağım bir dünyaya da gidebilirim. Ayrıca bu arada şey de vardı. Sol altta bu da benim çok da fazla henüz test etmediğim, daha doğrusu öğrenemediğim diyeyim. Yeteri kadar uğraşarak öğrenemediğim bir şey ama aldığınız kararlarla zaman içerisinde böyle adaptation, merit, tradition, reason vesaire falan gibi şeyler artıyorlar. Bunlar tamamen zaman içerisinde sizin şeyinizin, toplumunuzun karakteristiğini de değiştiren şeyler oluyor. Hiçbirini doldurma fırsatına yakalayamadım. Zorda oynarken çok fazla baştan başlamak durumunda kaldığım için vesaire de. O yüzden etkilerini tam göremiyorum ama bunları tamamladığınızda da bazı şeyleri kolaylaştıran avantajlar elde edebiliyorsunuz. Artılar, eksiler elde edebiliyorsunuz gibi diyebilirim. Düşünebilirsiniz. Güzel. Demand vesaire falan artmış durumda. Bunlara da baktığımda bir sıkıntı yok. Ha, şeyimiz full. O mesele değil. Birazdan yok olacaktır onun. Zaten avantajı... Elliye geçtik. Bu yapılıyor değil mi şu an? Araştırılıyor. Tamam. Hastane. Araştırıla dursun. Hastaneyi yapabilmek için gene bir upgrade etmem gereken bir bölgem olacak. Bunu expand ettiğimde çözeriz diye tahmin ediyorum. Yeni bir şey geldi burada. Bir problem çıktı. Ice Blood Monsters, Stickler, tamam. Ice Blood'lar destek toplamaya çalışıyorlar vesaire diye beni böyle uyaran bir şey de geldi. Expand'i de bir ayarlamam gerekecek. Tamamdır. Biraz daha soğuduğunda muhtemelen depolarımız full ama ha. Tamam, kullanılmaya başladı yine buradan. Tamam, şey, ısı ihtiyacımız da arttı. Ev konusunda hala unfulfilled olan bir kısım var. Materyalde de eksideyiz değil mi? Evet, materyalde eksideyiz ama onu hemen şöyle şeyle çözebilirim. Mechanized sawmill diye buraya yaptığımda ne kadar şey ekliyor? Artı 200 materyal. Materyal problemimizi bu çözmüş olacak bunu yaptığımda. Yeni görevi de hemen buradan
Destekleniyor mu şu an? 28 Resident. Zaten propose dediğimde geçecek gibi gözüküyor bu ya. 40 kişi destekliyor. 32 karşı. 28 kişi. Risk edip 11 kişi destekçi bulurmuşuz gibi geliyor ama. I won't negotiate diyor. Has active. Ha, zaten halihazırda verdiğimiz bir söz olduğu zaman ekstra onlara bir şey diyemeyebiliyoruz. Forager'lar içerisinden They want this. Tamam. Zaten istiyorlarsa şöyle yapacağız ya. Vote diyeceğim. Sonucu ne olacak göreceğiz. 49'da falan kalacakmışım gibi de hissediyorum ama 52 güzel. Güzel. Ucu ucuna geçti ama geçti. Orada bir risk almam gerekiyordu. Aldım. O da güzel. Yanlış şeyi aldım. Oto şey save'imiz var mıydı ya? 15 dakika öncesiymiş. Yok. Bu beni kesmez. Expedition support değil. Tıklamadım mı buna ben? Yanlış şeye mi tıkladım? Nasıl oldu o? Video içerisinde dikkatim de dağıldı tabi. Sağlık olsun. Fail olduğumuzda ne olacağını görmüş oluruz. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Yok, fail olmak zorunda da değil aslında. Ben tekrardan yerine başka bir şey de geçirebilirim gayet. Lack of... Ha, zaman zaman böyle şeyler de oluyor. Çocuklara yönelik bir kanun yapılmadığı için burada tansiyon da artabiliyor. Hemen o mekanikten de kısaca bahsetmek gerekiyor. Tansiyonda da gördüğünüz üzere var olan problemlerden ötürü tansiyon artabiliyor. Tansiyon çok yükseldiği zaman size olan destek de azalıyor. Bizim yani bize olan güveni de buradan görebiliyorsunuz aşağıda. Kontrol ettiğimiz diğer mekaniklerde açıkçası bunlar diyebiliriz özetle. Nasıl o hatayı yaptım ya? Ulan. Sağlık olsun. Hastanede yapacağız. Yeni bir şey de çıkartmam gerekecek. Yeni bir Ironworks'un olayı nedir? 100 materyal output. Ha, ekstradan tamam. Ironworks son yani materyal üretmek için daha da fazla kastığımız bir şey. Onlara göre good factories desem daha fazla good yaratmak için mantıklı olabilir ama yiyecekle alakalı benim birazcık bir şeyler yapmamda yarar var. Buraya bir tane şey de yapmış oluruz. Hemen şöyle hot houses yaptığımda Biowaste Dramas diyorlarmış. Tamam. Forager'larla Ice Blood'ların istedikleri beraber hani şeyde %51'i toplamını ediyor. Tek başlarına geçirebilirler mi? Onu da görebiliyor muyuz? Ice Blood Faction'ın ilk başta gördüğümüz destekledikleri kanunları tekrar yapmak istedikleri, geçirmek istedikleri kanunları tekrar görebildiğim bir yer bulamadım. Otomatik olarak destekleyecekleri şeyleri bulmak mantıklı olabilirdi. Olur ya bundan. Biz buradan yürüyelim, bunu yapalım. Bu tamamlandığında ben şu görevi yine tamamlamak için 17 haftamız var. Başka bir şeyi de geçirip aslında şu aşamada riski alabilirim. 10 gün sürüyor sonuçta. Ama daha hızlı bir biçimde çözeceğimiz bir dünya olabilir. Hemen bunun yerine City Development Effort. Baktığımızda 49 kişi zaten destekliyormuş. Bot diyeceğim. 2 kişiyi herhalde 16 kişi içerisinden ayarlarsınız ya. Hadi. Güzel. Kendi hatamda ötürü vakit kaybettim.
olacak olan budur. Görevimi tamamladığım için ama bana olan güvenleri de arttı makinistlerin. Bir nebze en azından. Bunu tamamladık. Üretimimiz gayet yüksek. Stock surplus'ımız da var. Yeni görevimiz de yapılıyor. 10 gün sonra da yeni bir şeye geçeceğiz. Buradaki olay nedir? The lack of regulating outsider. Evet, dışarıdan gelenlere yönelik kanunumuz olmadığı için nüfus artışımız dertle. Ben 151. Tamam, ısımız biraz artacağı için muhtemelen kar etmeye başlayacağız burada. Hasta hane yapmadık. Hemen housing hospital diyelim, şuraya ekleyelim. Yeni bir ev de yapmak istiyorum. Ya da dur, ev değil de şunu genişletirsem yeni bir bina yapma şansım da olacak. Bir nebze olsun sağlayacak ama benim tabii yeni yaşam yer alanında yapmam şart. Arttıralım bakalım. Şurada 13 geliyor. Güzel. Biz şu an hot house yapıyoruz yiyecekler için. Yiyecek konusunda sıkıntımız var. Yiyecek konusunda sıkıntımız var. Önemli değil o kadar. Açlığı ve hastalığı, soğuğu azalttığımız zaman problemimiz kalmayacak. Şuna bakalım, bu nedir? Will be ready. Ha, 80 hafta sonra soğuk gelecek. Yani eksi 100 dereceye düşecek ısılar. Buna hazır olacağız vesaire diye şöyle artistliğimizi yapalım. Buradan şöyle bir şey yapacağım. Şu an bir kanun çıkartabiliyorum. Ama o kanunu çıkartmak için şöyle şunlardan aslında hunting trip sayesinde bu ice plot'ların kullanabileceğim özel bir şeyi de var. Bunlara grant agenda diyerek ya da make promise diyerek aramızı şey yapabilirim. Make promise diyelim. Infection badge geçirebiliriz. Dust coal mine kurmayı şey yapabiliriz. Promise to research dutiful youth. I refuse diyeceğim. Bunu boş ver şimdilik. Buna make promise dediğimde ne çıkıyor? Has expedition support. Olmadı. Dust call yap diyor. Research diyor. Buna da I refuse diyeceğim. Direct grant agenda desem. Neyi seçtiniz? Expedition support'u seçtiler gene. Değiştiriyorlar. Neyse, aramız daha iyi hale gelsin diye vote diyeceğim. Zaten otomatik 51 kişi destekliyor bunu. 51 gerekiyordu. Aramız daha iyi hale geldi ama gördüğünüz üzere. Şu an request fund diyerek hop aramızı iyileştirmiştik. Hemen buradan heat stamp toparladık. Bu heat stamp'le de hemen bir housing district daha yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Şöyle gidebiliriz. O problem ortadan kalkmış olacak. Bu nedir? Feral children commit soiling issue. 30 hafta içerisinde çocuklara yönelik bir kanun geçireceğim dedim. O sözü verdik. Bir sonraki şeyimizi ona göre yapacağız. Ardından şöyle devam edelim. Şeye doğru da gidemiyorum ya. Şuradan buraya doğru gitsem. Bir yandan şeyi de göstereyim ki son olarak açlıktan ölenler oldu. Üzücü. Çok fazla insan kaybetmemem gerekiyor. Hot House'u en azından artık şöyle yapabiliyorum. 80 yiyecek daha eklenecek. Beat demand arttı. Azaldı pardon. Starvation tamam. Bana güvenleri de azalacak çok fazla insan ölürse diye de onu da ekliyorlar. Workforce'umuz da azalıyor diyor. Ama ve lakin benim yiyecek konusunu çözmem gerekiyordu. Heat scarcity olamaz. Nasıl olabilir? Olabiliyormuş. Aktif burada. Bir tane daha. Benim bayağı bir 500 tamam. Bir tane daha coal mine yapmam gerekecek. Ama onu yapabilmek için de tabii
şeyler sıkıntı yaşatmaya başladı. Şuraya bir tane yapabiliyor muyuz ya şey? Yapamıyorum. Konseye gireyim. Şuradan society'den çocuklara yönelik aktif çalışanları arttırmak adına family apprenticeship açayım. Negotiate dediğimde mesela mekanistler dersem neyi geçirmemi istiyorlar? For deyince Grand Agenda, Dust Coal Mine, Stable Development Effort. Negotiate, Forager'lara söz verelim desek. Durable Goods. Goods demem var ya, marginal decreased. Fund Project yapabilecek durumda değilim. Mechanized Sawmill'i kırmayacağım. Durable Goods'u geçirirsem işimize yarayabilir. Böylece bunların aracılığıyla bunu geçireceğim. Çalışan sayımı da birazcık çözmüş oldum. Tamam, 586 kişi var gözüküyor. Bunlar da buradan hemen hunting trip açarak request fund falan yapmayacağım. Evet, artıya geçti. Yiyecek problemimiz de çözülecek. Değil mi? Evet, surplus'ım var. Burada unfit. Tamam, bunda bir sıkıntım şu anda yok. Logistic and industrial. Dust coal mine. Dust coal mine buraya bir tane yapayım. Daha fazla kömür çıkartabileyim. Soğuğu çözebilmek için. 10 hafta sonra durable goods'u da geçirmem gerekecek. Araştırmalara da girdiğimde Good Factory'yi açsam sanki şahane olabilirmiş gibi geliyor. Ya da bakayım ekonomi tarafında housing block. Housing block dediğimizde neler var? Shelter availability. Heat demand artıyor. +15. Dense housing block. Disease biraz artıyor ama o ayarlanılabilir. Society kısmına gelsem treatment tarafında bir tek bu mu gelebiliyor ya? Ha, sıfıra geliştirebiliyormuşuz bunu. Develop idea diyelim. Conservative treatment. Boşta durmayalım. Bu tamamlansın. Biraz daha hızlanalım. Districtler dediğimde lojistik district yapmam gerekiyor ama da 600 workforce'um yok. Workforce'u arttırmak için senin her türlü devam etmen lazım ama bunu kapattığımda 486'ya geliyor. Tamamını kapattığımda 986'ya denk geliyor. Benim workforce'a ihtiyacım var. 6 outsider'ları önce onu geçiririm. Yeni insana ihtiyacım var. Hasta olanlar çalışamıyorlar. Bir problem diğerine çok net bir biçimde burada Ice Blood elemanlar şey yaptığı için, yürüyüş falan yaptığı için onların bir şeyine destek göstermek veya göstermemek elimde olabiliyor. Çok az arttırıyor bunlar şeyi. Don't show support dersem illa bir destek göstermem lazım. Dutiful Real Youth. Tamam, olur, bu olur. Bir söz daha vermiş olduk böylece. Resource tarafında olduğu için çok bir sıkıntı değil. Şöyle popülasyon kısmına baktığımızda aynen. Outsider'larla alakalı hızlıca yok bunda değil pardon society dedi değil mi? Yok, o da değilmiş. Outsider. Heh. Productive outsider'ları içeri alabiliriz dedik diyebiliyoruz.
destek olsa da olmasa da ama Ice Blood'lar bunu destekliyorlar. Ben şöyle şuna bir propose diyeyim. Negotiate dediğimde geçmesini istiyorum bunun. Onun için has active promise, has active promise. Makinistlere sadece söz verebiliyoruz. Vote for dediğimizde City Development Effort'u tekrardan geçirmeye çalışabiliriz. Önemli çünkü o. İşe de yarıyor. Vote diyelim. Geçsin. Kendi birazcık hatamdan ötürü de bir yerde böyle bir sürekli aynı kanunları geçirir gibi olduk. Ama bir problemimiz yok. Şimdi bunu bir durdurayım. Hemen şuraya... Ha şey... Ulan çalışana ihtiyacım var. Goddammit. Kapat. Ya iyileşmeleri lazım. Yeni gelen birilerine de ihtiyacım var. Nereden acaba çalışan azaltabilirim? Housing district'lerde çalışanlar çok var. Research Institute'den ötürü hastaneyi de kapatamam. Hadi bakalım. Şunu hadi kapatsam 564 ediyor. Şuradan da şunu kapatayım. Her türlü böyle yapmam gerekecek. En azından size şunu gösterecek kadar lojistik. Binasını şöyle yapalım. Binaları yaptıktan sonra kaç kişinin çalışacağına bağlı olarak aslında şeyde geri de atabilirim. Atayabilirim. Ne demiştim ben? City Development Research Dutiful Youth. Bu tarafta Dutiful Youth. Ha burada. Bunu geçirmemi istiyorlar. Bedavaya geçirebiliyorum zaten. Güzel. Request fund dediğimde ekstra para da verebilirler ama şimdilik vermelerine gerek yok. Bakayım kaç tanesi gelecek. I see. Yeni şeyler de böylece gelmiş oldu. Şimdi şeyimiz de bu. Frostland'imiz de burası arkadaşlar. Durduralım. Bu sefer şeyler var işin içerisinde. Mesela vadi safe territory. Plains safe territory. Yine plains safe territory. Frozen desert. Unsafe territory. Mountains. Unsafe territory. Buradaki işaretlerden de Allah şöyle gördün. Buradaki işaretlerden de anlayabileceğiniz üzere zorlukları falan da değişiyor. Şöyle tıklayınca ne bulabileceğinize dair ihtimaller de görebiliyorsunuz. Burada mesela kömür var vesaire diye. Ben şuraya gideyim. Direkt 14 hafta boyunca oraya gidecekler gibi gözüküyor. Teknokratlar. Ha teknokratlar kuruldu. Bunlar da mekanistlere yakın olan diğer şeyler. Bu bana karşılar bayağı bu arada. Accept all outsiders. Mass produced goods. Mandatory school falan filan. Ha zaten herkes mi? Yok sadece şeyimi almıştım. Tekrar geri dönelim. Building is not working. Spending diyor. Onunla bir sıkıntımız yok. Burada 600 kişi çalışmak durumunda. Yapacak bir şey yok onda. Görev de yollamış olduk. Burada da... Ha ben biraz kapatıyorum onu bak onu. Fark etmemiştim. Şöyle baktığımızda. Ha bu arada... Soğuklar da yükseldi. Spending gözüküyor. Şeyi tekrar açmam gerekecek. Ama çalışan yok. Hadi bakalım. Ignore for now. Teknokratlar protesto ediyorlar. Biz ama bir şey yapamıyoruz şu anda. Çünkü 3 tane verdiğim söz var. Mecbur bekleyeceğiz. 76 kişi Ice Blood'lara katıldı. Tamam onda bir sıkıntı yok. Bu şehir içerisindeki güçlerini de zaman içerisinde arttırabiliyorlar. O da ayrı bir dert. Bunlarla alakalı mesela Promote desem bana destek oluyorlarmış. Fund Project desem biraz paraya karşılığında beni desteklemelerine gerek sağlayabilirim. Minik bir para karşılığında onu çözebilmiş. Olduk. Yani biraz arttırmış olduk en azından. Ongoing program. Protestolar için ajandalarına destek olabilirsin, söz verebilirsin falan filan diye de söylüyor. Aynen zaten az evvel de onu yaptık. Şu an ama söz veremediğim için daha fazla bekleyeceğiz. Pass City Development. Tamam City Development'ı geçiriyoruz. Ah
Ha, conservative treatment zaten söz verdiğimiz bir dünyası olduğu için eyvah ya. Şu an ekstra çok söz verdiğim için ekstra bir şey yapamıyorum. You are tolerated, your pressure delegate. Tamam, bunu yaparak geçirebilirim bunu. Hastaları iyileştirebilmek adına böyle bir zorluğu kullanacağım. Yani zorlamayı kullanacağım. Bunu da böyle geçirmiş olduk. Yani çok da bir şey değişmedi ya. Olur, olur. Arada kullanmak gerekiyor demek ki bunu da. Oraya gitmeleri de ayrı bir olay. Görevde tamamlayamadık. Ne kadar kaldı bunu tamamlayabilmesi için? 18 week. Tamam. Bundan sonra bir sonraki aşamada şunu tamamlamam gerekiyor. Yoksa elimizde patlayacak. Şurada nedir durum? Broken Wow. Aa. Ha, development effort level no longer. Tamam, zaten onu yapacağım. 25 ha 15 hafta içinde mi diyor onu? Durable goals'u yapacağım. Tamam, aynı görevle geldi. 14 hafta, 25 hafta. Hadi bakalım. Ice Blood'lara verdiğim sözü tuttuğum için şeyim arttı. Bunları promote dediğim bana bayağı bir destek oluyorlar. Sayıları artsın da daha rahat şey geçireyim. Burada öyle bir zamanlama durumu var ki arkadaşlar. Steady Development Effort da bu 12 hafta diyor. Bu 23 hafta diyor. Bu da 12 hafta diyor. Forager'ların gücü ne durumda? Onları üzme şeyim olabilir mi? Makinistler çok ciddi bana yüklenecekler. Benim City Development Effort'u geçirmem gerekiyor. Bununla beraber para ile karşılığı yapabileceğim bir diğer şey benim. Bunlar bina ile alakalı. Housing Block Work Compensation. Bunu geçirebilirim. Trust artıyor ama hit stamp income azalıyor. Birazcık destekleri de arttırmam şahane olacak. Goddammit. Böyle bir şey var. Videoda epey uzuyor ama yani biliyorsunuz arkadaşlar epey beklediğimiz bir şey olduğu için bu videonun uzun olması çok da sıkıntı değil benim açımdan. 110 kişi Ice Blood'lara katıldı. Şuradaki şeyi de Expedition'da en azından tamamlasın ve oradaki olayları da görelim istiyorum. O yüzden biraz daha idare edeceğiz. Teknokratlar bayağı bize ayar oluyorlar. Makinistlere de şöyle şeyi kaçırmadan, zamanını kaçırmadan hemen City Development Effort'u da geçirirsem oğlum. Geçiremedim diye mi az evvel? Şu an kilitlendim bayağı. Yani bir önceki sefer başarısız kaldığım için bir kere daha verdi diye tahmin ediyorum şeyi. Bunu yaptık. Yapacak bir şey yok. Kaçırdık. Verdiğim sözleri tutamadığım bir durumu oldu. Bayağı bir sıkıntı olacak bir taraf ile. 8 hafta, 19 hafta. Ha, bir tanesi başarısız olacak, diğeri ne gene yetiştirebilirim. Hatta şu da başarısız olacak. Forager'lara da bayağı bir patladık. Üzdü. Üzdü.
Niye kapalı? Ha şey, protesto olduğu için mesela yiyecek de üretemiyorum. Yiyecek üretemediğim için ciddi sıkıntı da yaşıyorum. Mesela böyle de bir sıkıntı var. Çözemediğim problemler. Ha şurada bu arada en azından şunu göreyim de gene batmaya gidiyoruz yani. Gene batmaya gidiyoruz. Let's have a look. Burada şey yiyecek getirisi sağlayacak bir yer ayarlayabiliyormuşuz. Mesela Harvest dediğim zaman Frostland Team. Şurada bir kaynak daha var. Frostland Team adı verilen. Bu da işte lojistik merkezlerini yaptığımızda bize sağladıkları bir kaynak. Bunu da Harvest dediğimde otomatik olarak 70 yiyecek gelebiliyor. Bu depozito yani depozito dediğim şey. Yani buradaki siz söyleyin adını kaynak sonra erene kadar böyle bir şey yapılabiliyor. Burada ha bir de şey ticaret rotaları da yapabiliyoruz. İlerleyen aşamalarda muhtemelen şeye de dönüyor bu. Ama boş ver ya şu an. Dur şöyle yapayım. Şuradan direkt bağlamaya çalışayım. Yok direkt burasının açılması için ayrı bir olay yapmak gerekiyor. Belli noktalardan yapabiliyoruz sadece. Daha hızlı da hareket etmemizi de sağlayan ya da daha kaynak noktalarını da birbirine bağlamamızı sağlayan bir mekanik var. Trail Construction isimli. Zaman içerisinde dediğim gibi bu tren rayları döşemeye falan kadar da gidebilecek bir şeye de benziyor. Ama yani henüz çok da kurcalayabildiğim bir şey olmadığından mesela öyle yapıyorsunuz. Belli bir süre 2 hafta boyunca harcadığımız para da hani karşılığında heat stamp de karşılığında böyle bir yolu da yapıyoruz. Daha hızlı hareket ediyorlar diye tahmin ediyorum. Önemli değil onlar artık. Bak yıktılar mesela bir tane şeyi. Teknokratlar artık düşman haline geldiler. Yapacak bir şey şimdilik yok. Buradan bakınız şöyle yolda görebiliyorsunuz. Daha rahat bir biçimde girişi sağlayan bu tarafa. Daha rahat buraya da hareket edebilmek için. Gerçi kaynağım yok diye oraya gidemiyoruz. Şu anda hemen şöyle şeyde dönersek. Oyun devam ediyordu. Bu arada herkesle aram baya kötü hale de geldi. Artık patlayacağız. O belli. Zaten dikkatim de dağıldı. Bu son mekanikleri de anlatayım istedim. Ama yani hakikaten zor modda bile böyle ekstremde daha da zor olacaktır. Gerçi illaki zaman içerisinde bazı trikleri falan filan çözüp net bir biçimde yine hani oyunun bütün mekaniklerini lehimize kullanarak çözeceğimiz mevzular vesaireler falan olacaktır. Ne zaman olmadı ki bu tarz oyunlarda o ayrı ama hakikaten şeyde zorlanıyorum yani ilk Frostpunk'ta bir önce yani Frostpunk'ın ilk oyununda daha kolay bir biçimde ha bunu böyle yaparım bunu böyle yaparım bunu buradan alırım böyle koyarım şu mekaniği şöyle kullanırım ve avantajıma çeviririm bütün bunları dediğim mevzuları Frostpunk 2'de bulmakta biraz güçlük çekiyorum hala daha da kurcalıyorum çünkü elime de çok yakın zamanda geçti oyun daha bir kurcalanacak epey bir yanım var muhtemelen dengelenmesi gereken bir takım şeyler de vardır bir de inatla normalde falan da oynamıyorum bazı mekanikleri test etmeye çalışıyorum. Test edebilmek için. Çünkü kolayda alıştığınız zaman da arkadaşlar çok bir şey ifade etmiyor. Hani zor modda oynarken aynı şekilde aynı sistemleri kullanamıyorsunuz nihayetinde diye. Özellikle zorda zorluyorum kendimi ve açıkçası epey zorlandım. Çünkü şunun güzel şöyle bir yanı var. Açıkçası dediğim gibi güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun avantajlı bir yanı olduğunu düşünüyorum Frostpunk 2'nin. Çünkü ilk oyunda çok çabuk çözdükten sonra hani başarısız olma ihtimaliniz ortadan kalkıyordu. Frostpunk 2'de de o noktaya illaki gelinir. O ayrı. Ama biraz daha zaman alması ya da farklı şeyler denemeye olanak sağlaması falan epey hoşuma gitti diyebilirim. Ama şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Uzunca bir video oldu. Umuyorum ki sizin için de Frostpunk 2'yi beklenenlerden değilseniz eğer birazcık daha en azından merakınızı gideren bir şey olmuştur. Bir video olmuştur diye umuyorum. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim diye de bir kez daha ekleyeyim. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer ki izlemediyseniz Orhun Kayal YouTube kanalında da hani ya Let's Play kanalıma böyle akıntı, şey kesintisiz akan bir video koyayım demiştim. Ana kanala da biraz daha böyle nesi iyi nesi kötü
Daha doğrusu neyini beğendim, neyini beğenmedim. Gerçi bu kadar erken erişimde erken yani çok fazla bir şey söylemek mümkün olmayabiliyor. O ayrı bir mevzu ama yine de bunları anlattım. Neler değişmiş, bu değişikliklerin ne gibi etkileri olmuş onu daha özetlediğim 10 dakikalık, 15 dakikalık bir videoyu da bulabileceğinizi tahmin ediyorum. Aynı anda yayınlanacaklardır. Ona da göz atarsınız ama dediğim gibi şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.